Başladı. Hayırlı akşamlar arkadaşlar, kardeşler. İstanbul, Üsküdar. Bekliyor muyuz Ahmet? Ben başlayayım mı? Geldi mi sana? Ahmet heyecan yaptı. Geldi mi? Geldi. Tamam. Evet arkadaşlar. Bugün Aralık'ın herhalde son haftası. Perşembe günü, canlı yayınımızın olduğu gün. İstanbul Üsküdar'dan, Uğur Elektronik'ten canlı yayındayız. Adet olduğu üzere Uğur Elektronik olarak neredeyse 1,5 yıldır haftada bir kere canlı yayınımız var. Canlı yayınımızı firmamızdan yapıyoruz. Bazen dışarıdan, başka yerlerden de yapıyoruz. İstanbul Üsküdar'dan canlı yayındasınız. Kadim şehir İstanbul'dan, dünyanın başkenti İstanbul'dan canlı yayındayız arkadaşlar. Uğur Elektronik 19 yıldır, artık 19 yıl diyebilirim çünkü bu ay sonu itibariyle artık 19 sene olacak. 19 yıldır İstanbul Üsküdar'da faaliyet gösteren bir firma. Metal arama dedektörleri imal ediyoruz. Şu anda Türkiye'de 5-6 firmayız biz metal arama cihazları imal eden. 100 küsür tane de satıcı var arkadaşlar. Türkiye'nin birçok yerinde satıcılar mevcut. Uğur Elektronik Ar-Ge'siyle, imalatıyla, satışıyla ve bayileriyle 19 yıldır metal arama dedektörleri üreten bir firma. Bilmeyen arkadaşlarımız öğrensinler, bizi bilsinler. Lütfen canlı yayınımızı da paylaşın. Birçok kardeşimiz bu canlı yayınlara ulaşsınlar ve bizleri dinlesinler. Benim adım Uğur Kulaç. Ben defineciyim. Bunu her yerde söylüyorum. Söylediğim için de hep başım belaya gidiyor. Ama söylemeye de devam edeceğim. Sıkıntı yok. Defineci olmak maalesef büyük bir külfet ve yük. Hala daha Türkiye'de defineciliğin yasal olmadığını iddia eden insanlar var. Tabii haklı sebeplerle bunu yapıyorlar, bunu söylüyorlar, böyle düşünüyorlar. Neden? Define ile alakalı bir kanun olmasına rağmen, define aramanın şeklini anlatan bir kanun olmasına rağmen definecilik yasal değil diyen insanlar var. Demek ki definecilik diye bir şey var ki bir kanun yapmışlar, oluşturmuşlar. Ama şuna dikkat edin arkadaşlar. Herkesin hataya düştüğü yer burası. Define kazarak aramak Türkiye'de yasaktır. Sondaj yaparak, herhangi bir kazı yaparak define aramak yasaktır. Bu kanunda herhangi bir cihazla define aramayı yasaklayan bir madde aslında yok. Ama maalesef insanlar işin kolayına kaçıyorlar. Hani kurtla kuzunun hikayesi var ya, kurt zaten kuzuyu yemeye niyetlenmiş. Maalesef Türkiye'de de definecilerin cihazları daha arazide bile açmadıkları halde, araziye çıkmadıkları halde arabalarından alınıyor. İş yerlerinden alınıyor. Neden? Define aramak yasak. Arkadaş, defineyi kazarak aramak yasak. Sen daha bu adam araziye bile çıkmamış, elinden cihazını alıyorsun. Bunu bir türlü anlatamadık. Hiç kimseye anlatamadık. Ne definecilere anlatabildik, ne kolluk kuvvetlerine anlatabildik, ne de devletimize anlatabildik. Kimse bunu bir türlü anlayamadı. Madem bu kanun maddesine şunu yaz. Şunu yazın. Deyin ki defineyi dedektörle, görüntüleme sistemiyle, alan taramayla yani herhangi bir cihazla aramak yasak. Bu maddeyi koyun kardeşim. Herkes rahat bir şekilde anlasın. Tamam, Türkiye'de define aramak yasak. Şu anda iş muallakta kalmış. Yani tam ortada duruyor. Kim işine nasıl gelirse öyle yorumluyor define arama meselesini. Elinde bizden cihaz alıp da araziye çıkan insanlar elinde cihazla arazide kolluk kuvvetlerine yakalandıklarında veya kolluk kuvvetleri geldiğinde adam derdini anlatamıyor. Tutuyor jandarma, polis neyse elinden cihazı alıyor. Ve işin enteresan tarafı, devlet bize bu cihazları imal etmek için izin vermiş. Bakın, izin vermiş. Biz vergi ödüyoruz. Bizim sanayi sicili belgemiz var. Bizim marka tescillerimiz var. Bizim ISO'muz var, TSE'miz var.
Resmen dedektör üretme belgemiz var. Sanayici belgemizde dedektör üretir diye yazıyor. Ve nasıl oluyor da benim ürettiğim dedektörün kullanımı yasak oluyor? Madem öyle bize de ürettirmeyin. Sen bir cihaz ürettireceksin, sonra milletten toplayacaksın. Ya burada bir gariplik var. Bunu bir türlü anlatamadık. Bakın bunu bir türlü anlatamadık. Biliyorsunuz 2017 yılında bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyonda da konu oldu bu. Komisyon başkanı soruyor. Ya biz neyi tartışıyoruz diyor burada yani. Bu define cihazlarının satışı yasak değil mi? Hayır diyor, yasak değil, serbest satılıyor. Niye yasaklayamıyoruz? Ticaret kanununa göre üretmeleri yasak değil. Yasak değilse o zaman biz neyin peşindeyiz diyor yani. Adam bir taraftan bir sürü firma üretip satacak. Yurt dışından gelecek, sen gümrükten ona vergisini alacaksın, ülkeye sokacaksın. Sonra kullandırtmayacaksın millete arazide. Abicim o zaman bunu baştan yasaklayın. Hiç kimsenin başı derde gitmesin arazide. Her gün bana bir sürü insan yazıyor, çiziyor. Yakalanmışlar, kağıtlarını gönderiyorlar. Yani anlayacağınız tam böyle ortada kaldı mesele. Ne şu anda devletimiz bunu çözebiliyor veya çözüyor, ne de biz bu işin içinden çıkamadık. Dernek kurduk. Sırf bu konunun halledilmesiyle alakalı dernek kurduk. Ya şu gerekli çoğunluğu sağlayalım da gidelim Kültür Bakanlığımıza, devletimize. Ya arkadaşlar bizim başımız bu konuda bir sıkıntı da ne olursunuz bu işi bir çözelim diyelim diyoruz. Hoş. Günlerdir randevu istiyoruz, haftalardır hala bize randevu vermiyorlar. Ya biz çok bir şey istemiyoruz ki. Biz diyoruz ki 2863 sayılı kanunda bir değişiklik yapalım. Kültür varlığı tanımına yeni bir model getirelim. Ruhsatlı kazılarda çıkan eserler işte şu şu tarihten şu tarihe ise verilir parası, bu tarihten sonra ise kültür varlığı kapsamına girip parası verilmez. Ya artık bunu değiştirelim. Defineciler, bakın anlatamıyoruz. Adam bize diyor ki, siz defineciliği özendiriyorsunuz. Ya kurban olayım. Türkiye'de şu anda yüzlerce internet sitesi var. Yüz binlerce Facebook'ta grup sayfa var. YouTube'da binlerce, yüz binlerce video var. Ya neyi özendiriyoruz biz? Bizim işimiz bu. Biz dedektör yapıp satıyoruz. Kim bizim müşterimiz? Defineciler. Daha neyi özendireceğiz ya? Biz dedektör satıyoruz, definecilere satıyoruz ya. Bizi böyle itham ediyorlar. Siz defineyi özendiriyorsunuz. Tamam da çıkın deyin ki definecilik yasak. Bizi de kapatın arkadaş, ürettirmeyin. Olay bitsin gitsin. Sen bu cihazı yapmama izin vereceksin, defineciye kullandırtmayacaksın. Beni de defineciliği özendirmekle suçlayacaksın. Ya bu işte gerçekten bir gariplik var. Dernek olarak müracaat ediyoruz, kabul görmüyoruz. Defineciler bir kere götünden korkuyor zaten. İşin, anlayacağınız iş bir karmaşaya doğru gidiyor arkadaşlar Türkiye'de. Bir karmaşaya doğru gidiyor. Biz zaten aylardır, haftalardır, belki de yıllardır bu derdi anlatmaktan yorulduk, usandık. Gerçekten usandık. Yani hani Don Kişot'un gel değirmeniyle savaşı var ya, iş aynı ona döndü. Biz resmen bir yel değirmeniyle savaşıyoruz şu anda. Böyle bir saçmalık var ortada. Ve hiç kimse bu işi daha çözemiyor. Defineciler ayrı bir karmaşa zaten. Onlar da ne yaptığı belli değil. Bakın ben her canlı yayınımda, kitabımda, her konferansımda definecilere sesleniyorum. Arkadaşlar definecilik kültür varlıklarını kazmak, çıkartmak, mezar açmak değildir diyor. Definecilik altın avcılığıdır diyor. Ve bu işi devletin kanunlarında öngördüğü şekilde yapın diyorum. Her ne kadar bu kanunların altında eziliyorsak da böyle yapın. Yoksa başka türlü yaparsanız başınız derde girer diyorum. Ya bunu söylediğim halde adamlar bizi var ya nelerle itham ediyorlar bir bilseniz var ya. Şaşırır kalırsınız. Ben davalarla uğraşmaktan usandım artık. 8 mi oldu 9 dava mı oldu bilmiyorum ya. Yani bana dava açmaya kalmadı. Kültür Bakanlığı açtı. Bakın Kültür Bakanlığı bana dava açtı ya. Arkeologlar açtı. Türkiye'deki bazı dedektör satıcıları açtı. Ya kimin söylediklerimiz kimin işine gelmiyorsa bize dava açıyor arkadaş.
Ben bu davalara gitmekten, avukatıma para vermekten yoruldum. Gerçekten yoruldum usandım arkadaşlar. Öyle bir kısır döngünün içine girdik ki. Bakın siz belki hala da olayın vahamiyetinin farkında değilsiniz. Ama bu sıkıntı sizin başınıza da gelecek. Elinizde cihazla ama arabanızda ama evinizde ama iş yerinizde ama arazide siz de yakalanacaksınız. Ve suçsuz yere yani daha hiçbir kazma yapmadan bir yere ellemeden elinizdeki cihaz alınacak. Bakın bir baskı var. Şu anda resmen bir baskı var. Baskı uygulanıyor şu anda. Haberiniz olsun yani ben kendimden anlıyorum bunu. Kültür Bakanlığı bana dava açmış. Daha ne diyeyim yani. Böyle bir durum söz konusu. Niye? Ben bir şeyler anlatmaya çalışıyorum haftalardır, aylardır da ondan. Arkadaşlar, size tavsiyem şu. Eğer definecilik yapacaksanız, önce bu işin nasıl yapılması gerektiğini öğrenin. Bu işin kanun boyutunu öğrenin. Bu işin handikaplarını, sıkıntılarını öğrenin. Zaten biz kendi içimizde ciddi sıkıntılarla uğraşıyoruz. Bizim de içimizde çok büyük sıkıntılar var. Bizim de içimizde defineci gibi görünen, aslında bizden olmayan bir sürü garip insan var. Hatırlarsanız sürekli size söylüyorum. Bizim uyducularımız var, bizim cincilerimiz var, bizim işaretçilerimiz var, bizim çubukçularımız var, bizim çakma dedektörcülerimiz var. Yani var da var. Bütün bu sıkıntılar zaten bizim içimizde var. Bizi zaten sömürüyor bu insanlar. Bir de bunun dışında 2863 sayılı kanun var. Söz laf anlamayan bir sürü insan var arazide gelip başımıza bela olan. Yani nasıl çözeceğimizi şaşırdık bu işi. Siz de korkuyorsunuz, destek vermiyorsunuz. 2000 kişinin daha üzerine yeni çıktı dernek. Kimse bize dikkat almıyor, randevu bile vermiyorlar diyoruz size. Biz de çıkıp defineyi anlatıyoruz. Ya kime ne anlatıyoruz hala bilmiyorum yani. Define nasıl yapılır, nasıl yapılmaz. Ya yakında yapacak bir define de bulamayacaksınız. Arazide çıkamayacaksınız, haberiniz yok. Bakın haberiniz yok. Bakın biz bu cihazları imal ederiz. Devlet bize izin veriyor. Ben bu cihazları götürür yurt dışına satarım. Satıyorum da zaten. Ama yarın bir gün siz bu ülkede bu işleri artık yapamayacaksınız. Bunu bir türlü algılayamadınız. Bakın önümüzdeki yıl bu baskı artacak. Bana açılan zaten 7-8 tane dava var. Kültür Bakanlığı ya. Kültür Bakanlığı bana dava açmış ya. Ben şu anda onlarla uğraşıyorum. Ne için? Benim keyfim yerindeydi. Kafam rahattı. Niye? Ya sırf sizin için ya. Bir mücadele verelim dedik. Türkiye'deki defineciler bizim çektiğimiz sıkıntıları çekmesin dedik. Bir mücadele verelim. Şu mücadeleye bir ortak olamadınız. Beceremediniz bunu bir türlü yani. Çok şükür bir 2000 küsür kişi destekledi, inandı ama geri kalanlar hala daha bilmem neyin keyfine dolanıp duruyorlar ortada. Siz zannediyorsunuz ki biz sağda solda yine yapacağımızı yaparız. Hiç kimse bizi görmez, bizi gelmez, bizi almaz, bizi yakalamaz. Hiç kusura bakmayın arkadaşlar, o iş öyle değil. Nerede olursanız olun, ne yaparsanız yapın, bir gün, bakın bir gün başınız derde girecek, haberiniz olsun. Sol gözüm seyrediyor. Hayır alamet inşallah. Evet arkadaşlar. Bugün tabii ben yine işimi yapacağım. Dedektörlerimi tanıtacağım, kitabımı tanıtacağım, cihazlarımı tanıtacağım. İşaret çözümüyle ilgili size bilgi vereceğim. Hiç sıkıntı yok. Ben işimi yapmaya devam edeceğim. 19 yıldır biz bu işi yapıyoruz bu ülkede. Ha birileri çıkıp da yasaklamadığı sürece yapmaya da devam edeceğiz. Ama yasaklasalar bile Türkiye'de ben yine yapmaya devam edeceğim. Ben yine cihazımı satmaya devam edeceğim. Üretmeye devam edeceğim. Ama size yazık olacak. Benden söylemesin. Bakın size yazık olacak. Evet. Define ve definecilik nasıl yapılmalı? En önemli sorulardan bir tanesi bu. Zaten şu anda sıkıntıya düştüğümüz konulardan en önemlisi bu. Tabii öncelikle definenin tanımını yapmak gerekiyor. Define saklanmış, gizlenmiş kıymetli malzemeler demek. Şu anda dünyanın birçok ülkesinde şu an sizin kullandığınız cihazları kullanan milyonlarca insan var. Dünyanın birçok ülkesinde sizin gibi hazine avcıları var.
Dünyanın birçok ülkesinde bu cihazları eline alıp araziye çıkıp bir şeyler bulma hevesinde olan insanlar var. Peki orada durum nasıl? Oradaki insanlar kanunların izin verdiği ölçüdeki dünyanın birçok ülkesinde define aramaya izin veriliyor. Belli şartlarla, ama bizim ülkemizdeki bir de değil, daha da rahat. Adamlar ellerinde cihazla fevkalade bir şekilde gruplar halinde bir de etkinlikler düzenliyorlar, çıkıp arazide arıyorlar. Ve buldukları şeyi de satabiliyorlar. Ama kendi ülkelerindeki müzelere, ama koleksiyonerlere satıyorlar. Paralarını da alıyorlar. Bununla ilgili biz defalarca haberler paylaştık sizlerle. Özeniyoruz biz onu. Hatta dün arkeologlara bir soru sorduk. Dedik ki dünyanın birçok ülkesinde Türkiye'de yasaklamaya çalıştığınız dedektör kullanılıyor. Türkiye'de yasaklatmaya, kullanımını yasaklatmaya, satışını yasaklatmaya uğraştığınız dedektörler dünyanın birçok ülkesinde kullanılıyor, satılıyor, imal ediliyor. Şimdi soruyoruz dedik size. Onlar mı insan, biz mi uzaylıyız? Yani onların ülkesinde adalet, hukuk, özgürlük var da bizde mi bir sıkıntı var? Oradaki tarihi eser de buradaki ne? O ülkede devleti izin vermişse bu adam o sikkeyi bulmaya, benim ülkemde neden izin verilmiyor? Neden o ülkedeki tarihi eser kaçakçılığı minimum seviyede de bizde maksimum seviyede? Oradaki adam bulduğu sikkeyi müzeye götürdüğünde parasını alıyorsa, bizim ülkemizde götürdüğünde bu kültür varlığıdır sana para vermem niye deniyor? Biz koleksiyonerlere, arkeologlara bu soruyu sorduk. Bizle uğraşıyorlar. Neden dedik yani? Neden yasaklatmaya uğraşıyorsunuz? Bu ülkelerde yasak değil. Gelin dedik, beraber bir çalışma yapalım o zaman. Madem ki Türkiye'de bir sıkıntı var bu konuda, kültür varlığı tanımını yeniden yapalım. Yeniden yapılsın. Defineciler ruhsatlı kazıyı rahat alsınlar. Rahat ruhsatlı kazı izni alsınlar. Ve ruhsatlı kazıda bulduklarının parasını definecilere ödensin. Bakın o zaman bir tane defineci kaçak kazı yapmaz diyoruz. Ya bunu diyoruz ya. Her konuşmamızda ağzımızdan bu çıkıyor. Hala daha birileri kulağını tıkamış bizi başka bir tarafıyla dinliyor ya. Arkadaş, yasaklamayla bu iş olmaz diyoruz ya. İlle de bir sınır getirmek istiyorsanız aynı avcılara yaptığınız gibi bu dedektörlere de ruhsat çıkartın diyoruz. Jandarma biliyorsunuz bir önerge vermişti millet meclisine. Ya bu dedektör satışını yasaklayın ya da bu cihazlara bir ruhsat verin ya. Ya bir tanım getirin bu cihazların kullanımıyla ilgili. Onlar da artık bıktılar arazide bu insanların peşine koşmakta. Onlara da yazık günah ya. Türkiye'de definecilik hobi olarak yapılmıyor ki. Türkiye'de definecilik para kazanmak için yapılıyor. Ya bu gerçeği bilmeyen Sağır Sultan mı kaldı ya? Siz neyi yasaklıyorsunuz ya? Bakın, defineciliğin diyorum, dikkat edin. Defineciliğin tanımını düzgün yapamazsanız, definecilerin çizgisini düzgün çizemezseniz sınırlarını, defineci denen bu insanlar mezarları, yeraltı oda mezarlarını, kaya mezarlarını, tümün üstleri yağmalamaktan geri kalmayacaklar. Resmen defineci denen bu insanların bazıları eski medeniyetlere ait bu yapıları yağmalayacaklar. Açacaklar oraları. Ve açıyorlar da. Geçen gün bir video seyrettik. 2012 yılı. Bakın, 2012 yılında Karya Krallığı'na ait Karya Kralı'nın yeraltı oda mezarı açılmış. Kim açmış biliyor musunuz? Defineciler. 1,5 yıl boyunca bir kulübenin içinden 14 metre aşağıdaki olayı bulmak için çalışmışlar. Yayınlayacağım o videoyu size. Bakın, bu mezarı açan definecilermiş. Ama ben şuna inanmıyorum. 1,5 yıl 3 tane defineciyi bir araya getirip bir odanın içinde çalıştıramazsınız. Ve hiçbir defineci öyle bir sit alanının içerisindeki o anıt mezarı, yer altındaki mezarı bulamaz. Bu kolay bir bulma değil. O bilen birinin işi, o bir teşkilatın işi, o bir organizasyonun işi. O da definecilere ihale oldu. Tamam, defineciler belki de birçok kişinin bilmediği yerleri biliyordur. Birçok kişinin bilmediği yerleri bulabilirler ama
O iş, o var ya Karyakralı'nın mezarı, o definecilerin, sıradan definecilerin işi değil. Adamlar karotlarla çalışmış ya. Karotlarla 1,5 sene. Ve dikkat edin, lahite hiçbir şey yapmamışlar. Lahit sapasağlam. Malzeme odasını boşaltmışlar. Bu normal bir definecinin işi değil. Ve siz hala yasaktan bahsediyorsunuz. Adam orada soruyor. Ya bunu diyor arkeologlar neden bulamamış? Ya arkeologlar nereden bulacak ki onu? Ellerinde orayla ilgili bir bilgi, belge yoksa onu arkeolog da bulamaz ki. Nasıl bulur? Cihazlarla ve bilgiyle bulurlar. Bakın Türkiye'de, ben televizyonda da söyledim, bütün canlı yayınlarımda söylüyorum. Türkiye'de definecilik denen bu faaliyeti, özellikle büyük medeniyetlere ait büyük gömülerin bulunmasıyla alakalı sistemli çalışan gruplar var. Profesyonelce çalışıyorlar. Ve işin garip tarafı, bunu ben söylediğim zaman adamlar sanki ilk defa duyuyormuş gibi yapıyorlar. Ya yuh diyorum, başka bir şey demiyorum ya. Nasıl ilk defa duyuyorsunuz arkadaş ya? Defineci köylü Ahmet amca, Mehmet amca değil ya. Onlar bizim için sıradan defineciler. Sıradan diyorum, dikkat edin, sıradan. Şunu kastederek söylüyorum, sıradan. O definecinin, o köylü Ahmet amcanın, memur Mehmet'in derdi şu: bir dedektör alayım, gideyim bir şeyler bulmaya uğraşayım. Yasal mı? Değil. Bulmak yasal belki ama adam bir de kazıyor. Yasal olmayan kısmı orası. Ona zaten karşıyız. Ama bu adam kendi memleketinde, kendi bağında, bahçesinde bir define işi yapıyor. Define arama işi. O koşuyor, jandarma kovalıyor. Artık yakalandı, yakalandı. Yakalanmadı, kazıya devam ediyor. Bu bir gerçek. Bunu şimdi ben söylediğim zaman ilk defa mı duymuş oluyorsunuz? La yıllardır bu Türkiye'de yapılıyor zaten. Boy boy haberleri var. Yakalanan defineciler, yakalanan defineciler. Ama Türkiye'de bir defineci grubu daha var ki, onlar işte o bahsettiğim kültür varlıkları denilen büyük mezarların peşindeler. Onları açıyorlar. Ve o Karyakralı'nın mezarını açanlar da onlar. Bizim işte o definecilerimiz değil onlar. Peki biz neyi teklif ediyoruz? Biz ne istiyoruz? Biz diyoruz ki Türkiye'de bir definecilik gerçeği var. Parantez içinde, buna mukabil bir de tarihi eser kaçakçılığı sektörü var. Bakın bu ben söyledim diye var değil ha. Bu var zaten. Bu devletin tutanaklarında, polislerin tutanaklarında, jandarmanın tutanaklarında var. Bir sürü olay var. Ve defineciler bunu finanse ediyor diye söyleniyor. Defineciler bu işi finanse ediyor. Ya defineciler zurnanın son deliği ya. Defineciler kaçak kazı yapan ve buldukları 3-5 parçayı çantacı denilen, asıl tarihsel kaçakçı da değil ha. Onların adamlarıdır çantacılar. Onlara satan adamlar, amelilik kısmını yapıyor defineciler. Siz sinekleri öldürmeye uğraşıyorsunuz. Bataklığı kurutmalısınız. Definecilerin peşinde her gün 100 bin tane jandarma polis olsun. Ertesi gün bu adamlar araziye bir daha giderler. Şimdi bu ben söylediğim için mi böyle? Hayır, bu böyle zaten. Siz bunu bilmiyor musunuz? Biliyorsunuz. Peki çözüm ne? İki çözüm var. Ya defineciliği, tüm faaliyetlerini yasaklayacaksınız bu ülkede. Bitti. Ya da buna yeni bir tanım getireceksiniz. Kültür varlığı tanımıyla olsun, ruhsatlı kazı tanımıyla olsun, çıkan malzemelerin paralarının ödenmesiyle alakalı olsun, kanunları bu şekilde yeniden tanımlayacaksınız. Bu ikisinden başka bir çözüm yok. Neden hala bunu duymazdan geliyorsunuz? Neden hala bu gerçeği görmüyorsunuz? Uğur Kulaç yurt dışına tarihi eser kaçırılıyor. Sonra Kültür Bakanlığımız gidiyor, orada 100 bin dolar, 300 bin, 100 milyon, 30 milyon dolar, 40 milyon dolar para ödeyip geri getiriliyor dedi. La yalan mı? Ne diyoruz biz? Siz definecilere 1000 lira vermeye imtina ederseniz bunu yurt dışından 100 milyon dolara, 30 milyon dolara satın almak zorunda kalırsınız. Kalmıyor musunuz? Bu böyle işlemiyor mu?
Bu ben dediğim için mi böyle oluyor yani? Yazıktır, günahtır, yapmayın etmeyin ya. Peki bir şey soracağım beni dinleyenlere, Kültür Bakanlığı'na, arkeologlara, devletime bir şey soracağım. Koleksiyonerlik ne demek abi? Bu koleksiyonerler ne işe yarıyor? Madem ki kanunda bu tür eserlerin alımı bir tek müzelere aitse, koleksiyonerler kim? Neden bu adamlara bu eserleri alma yetkisi veriyorsunuz? Şahıs bu adamlar. Siz de biliyorsunuz ki birçok koleksiyoner tarih eser kaçakçılığı yapıyor. Alın, yakalananların içinden bazıları koleksiyoner çıktı. Niye o zaman bu koleksiyonerlere tarih eser alma yetkisi veriyorsunuz? Bir de kanunda var bu. Adamlar kanuna istinaden koleksiyonerlik belgesi alıyor. Özel müze açıyorlar. İkinci bir soru daha sorayım devletimize, Uğur Kulaç olarak. Siz çıkan eserlerin fiyatını neye göre belirliyorsunuz? Madem ki böyle bir piyasa yok, siz gelen eserlere, müzeye getirilen eserlere neye göre fiyat veriyorsunuz? Kim belirliyor bu fiyatı? Bunun bir borsası mı var? Bunu belirleyen bir yetkili merci mi var? Sizin oluşturduğunuz komisyon gelen bir heykeli fiyatlandırırken ruhsatlı kazıda çıkmış veya birisi bulmuş getirmiş, elinde bir avuç sikkeyle bir torba heykelle gelmiş. Diyor ya, parası ödenir. Kanunda öyle diyor. Peki bu fiyatlandırmayı neye göre yapıyorsunuz? Kim belirliyor? Kim var bu işin başında? Müzedeki komisyonun başında kim var? Siz kime soruyorsunuz? 22 santim boyunda bronz, Roma dönemine ait falan filan Helenistik şu heykel şu fiyattır diye bu fiyatı kime göre veriyorsunuz abi? Bana onu söyleyin ya. Siz tarihi eser kaçakçılarının verdiği fiyatı vermiyor musunuz? Siz müzayedelerde, yurt dışındaki müzayedelerde benim ülkemden kaçırılan eserlerin gördüğü fiyatlar var. Onlara istinaden bu fiyatları vermiyor musunuz? Hoş, o fiyatları vermiyorsunuz zaten. Bakın, bana gönderilen, defineciler tarafından bana gönderilen müze evrakları var, müze belgeleri. Adam parayı götürmüş müzeye, biçilen değer 9.000 lira. 9.000 lira. Adam ne diyor biliyor musun? Abi tarih eser kaçakçıları bu paraya diyor 125.000 dolar verdi. Bizimkiler 9.000 lira. Ya 9.000 lirayı bile neye göre verdiniz siz? 800 lirayı, 300.000 lirayı neye göre veriyorsunuz? Kim belirliyor bunun fiyatını? Siz bir tarihin fiyatını nasıl belirlersiniz ya? Defineci diyor ki abi müziğe eser götürüyoruz. Bak müziğe eser götürüyoruz. Bu kültür varlığıdır. Bunun fiyatı yoktur diyorlar. Bak bir de böyle bir durum var. Öbürkü de diyor ki müziğe eser götürüyoruz. Bunun fiyatı budur diyorlar. Normalde kültür varlığı tanımına giren bir eseri fiyatlandırmaması gerekiyor müzenin. Onun fiyatını vermemesi gerekiyor. Çünkü onun bir fiyatı yok. Peki, televizyonlarda yakalanan eserler var. Adam yazmış altına, 30 milyon dolar değerinde eser yakalandı. Abicim, sen televizyoncusun. Kime sordun da bunu böyle yazdın? Kim dedi sana bu eserler 30 milyon dolar değerinde? Fiyatı kim verdi sana? Ey basın! Ulan arkadaş, kabak bize patlıyor ya. Ben bunları söylediğim için mi suçluyum ya? Bakın ortada bir karmaşa var, karmaşa. Ortada bir keşmekeş var. Müzeler ayrı telden çalıyor, Kültür Bakanlığı ayrı telden çalıyor, defineciler ayrı telden çalıyor. Parsayı kim topluyor? Tarih eser kaçakçıları. Kim göz yumuyor? Artık onun cevabını siz verin. Ben söyleyince suçlu oluyor. Ben dedim ki bu ülkede çalınan müzelerden çalınan eserler var. Kültür Bakanlığı beni suçlamış. Kültür Bakanlığı'nın sitesinde var, sitesinde ya. Ahmet açsana şunu ya. Müzelerden çalınan, kaybolunan eserler var ya. Bir müzeden bir eser nasıl kaybolur abi? Kim kaybeder onu orada ya? Kim o eseri oradan yok edebilir ya?
dışarıdan birisi gelip de müzenin içerisinde Amerikan filmlerindeki gibi eseri mi çaldı ya? Allah rızası için bunu ben söylediğim için mi böyle bu ya? Bu ülkede tarihi eser kaçakçısı arkeologlar var, müze görevlileri var dedim, yine beni suçladılar. Ya basında boy boy fotoğrafları var, haberler var ya. Siz de biliyorsunuz, araştırma yaptınız. Devlet biliyor bunu. Müzelerdeki eserlerin birçoğunun sahte olduğuna dair haberler var ya. Ben bunu söyledim diye suçlu oldum ya. Yapmayın etmeyin arkadaşlar ya. La at gözlüğümü taktınız, gözünüzü mü bantladınız, kulağınızı mı kapattınız, bir tarafınızı mı tıkadınız? Neyi görmezden geliyorsunuz ya? Türkiye'nin gerçekleri bunlar, gerçekleri. Bunları artık görmezden gelmek size fayda sağlamayacak. Ne diyor Ahmet? Çalınan, kaybolan ve bulunan kültür varlıkları. Çalınan, kaybolan kültür varlıkları, bakanlığımıza bağlı müzeler, birimlerden çalınan, kaybolan kültür varlıkları, özel müzelerden çalınan, kaybolan kültür varlıkları. Bakın gördünüz mü? Ben bunu söyledim diye Kültür Bakanlığı bana dava açmış. Al işte sizin sitenizde, kendi sitenizde yazıyor. Kim çaldı bunları abi? Bir adetler değişik herhalde. Ahmet, bunu ekran görüntüsüne al, bunu siler abi bunlar. Al bu ekran görüntüsünü. Şu müze müdürleri haberi var ya, müzelerdeki eserlerin sahte olduğu haberleri. Hepsini aç. Ha şimdi de aç gösterelim, onları bir de ekran görüntüsünü al. Vallahi billahi silerler onlar oradan. Gerçek söylüyorum, Kültür Bakanlığı bana dava açmış. Yapılan çalışmaların hiçbirisinde define bulunmadı diye Kültür Bakanlığı sitesinde var. Ama eski Sufya Müze Müdürlüğü'nde çıkmıyor. Ah Ahmet, neler var neler, bir sen. Evet arkadaşlar, bunlar gerçekler. Kimileri bunları inkar da etse, görmezden de gelse, bunlar Türkiye'nin gerçekleri. Ben bunları söyledim diye suçluyum. Sıkıntı yok, ben gider kendimi savunurum Allah'ın izniyle. No problem. Ama bakın, parantez içinde. Bu dönüp dolaşıp sizin başınızı ağrıtacak. Bütün bu olan bitenler, Türkiye'de definecilik yapan insanların, yani sizlerin başını ağrıtacak. Ve öyle bir zaman ve öyle bir hal olacak ki siz Türkiye'de rahat bir şekilde define arayamayacaksınız. Bakın bu sıkıntılar başladı zaten. Bak bu sıkıntılar zaten başladı. Ve siz bu sıkıntıların içerisinde çok ciddi sıkıntılar çekeceksiniz. Ne diyor Ahmet? Emekli müze görevlisi tarihi eser kaçakçısı çıktı. Müze müdürü tarihi eser kaçakçılığından tutuklandı. Aksaray Müze Müdürü tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alındı. Kültür Bakanlığı temsilcisi tarihi eser kaçakçısı mı? Tarihi eser kaçakçısı arkeolog ve eşi tutuklandı. Tarihi eser kaçakçısı arkeolog, doktor, İngiliz profesör tarihi eser kaçakçılığından sınır dışı ediliyor. Tarihi eser kaçakçısı ambulans doktoruna suçüstü. Bunlar bazıları. Bunlar bize aldıklarımız değil mi? Bunları bana çıktılarını ver. Ben yarın götüreceğim onları. Evet arkadaşlar. Şu haberler herkes tarafından biliniyor. Biliniyor olduğu halde. Ben bunu söylediğim için suçlu oldum. Ahmet, şu Türkiye'deki müzelerdeki eserler sahte haberlerini bulsana. Türkiye'deki müzelerdeki eserlerinin yarısından çoğu sahte. Ya arkadaşlar, bakın tekrar söylüyorum. Bakın buradan bir duyurum var. Beni dinliyorsunuz. Elinizde müzeye götürdüğünüz halde para alamadığınıza dair bir belge, bir evrak varsa lütfen bana WhatsApp'tan atın. Ahmet'e atın. Telefon numaranı söyle Ahmet. 0530 375 95 77. 0530 375 95 77. Elinizde müzeye götürdüğünüz halde para alamadığınız veya para aldıysanız da aldığınız parayı gösteren evraklarınız varsa lütfen bana atın arkadaşlar. Sizden rica ediyorum. Evet arkadaşlar, bakın ben dedektör imalatçısıyım, aynı zamanda defineciyim. Ben unumu eledim, eleğimi astım.
Ben şu anda Türkiye'ye ve dünyanın bazı ülkelerine cihaz yapıyorum. Yakında göreceksiniz. Çok güzel cihazlarımız geliyor arka arkaya. Dedim ya size, size cihazları yaptıracağım diye. Ama yarın bir hal olduğunda bu ülkede, bu konuyla alakalı, ben yurt dışına cihazımı imal eder yaparım. Bu ülkede yapamıyor muyum? Tasımı, tarağımı toplarım, giderim başka bir ülkede ben yine cihazımı yapar satarım. Ama olan size olacak. Siz şunu söyleyeceksiniz, lan adamın biri bir şey yaptı, bir destek olmadık, ondan sonra bize kaydı. Siz resmen bunu söyleyeceksiniz. Benden söylemesi. Siz hala beni bir tarafınızla dinliyorsunuz ama önümüzdeki günler benim haklı olduğumu bir kere daha ispat edecek. Çünkü gelen ses onu gösteriyor. Önce ben duyuyorum o sesi çünkü. Niye? Hedefteyim ben. Ben hedefte olduğum için o ses önce bana doğru geliyor. 9 tane dava var açılmış hakkında. Ama benden sekecek, size dönecek. Haberiniz olsun. Niye biliyor musunuz? Çünkü ben de defineciyim. Bugün bana yapılanlar yarın size yapılacak. Evet arkadaşlar, başınıza bunlar gelecek. Uyarıyorum sizi. Ya Allah rızası için beni bir dinleyin. Şu derneğe bir destek olun diyorum. Başka bir şey istemiyorum sizden. Yasal bir derneğimiz var. Tüzüğü olan, devlet tarafından da onaylanmış bir derneğimiz var. Destek olun. Başka bir şey istemiyorum. Evet. Bir işaret çözümü yapalım Ahmet. Buldun mu haberleri? Hı? Bunu da al Ahmet. Bunu da kaybederler. Ne diyor, oku. Müzelerde 1185 eser kayıp, 1192 eser sahte çıktı. Uşak Müzesi'nden Karun Hazinesi Kanatlı Deniz Ata broşürünün çalınmasının ardından Kültür ve Turizm Eski Bakanı Atilla Koç'un 98 müzede başlattığı ve yaklaşık 2,5 yıl süren denetimlerden hazin bir tablo ortaya çıktı. Yaklaşık 2,5 yıl süren envanter denetimleri 5-6 müze hariç tamamlandı ve düzenlenen teftiş raporlarında 371 arkeolojik, 714 sikke, 100 kadar etnografik eserin bulunamadığı kaydedildi. 242 arkeolojik ve 950 sikkenin de sahte veya taklit olduğu belirlendi. Bu eserlerin yanı sıra müzelik özelliği olmayan toplam 22 bin kadar eser ise müze envanterinden düşüldü. Bu bir tanesi. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, devlet müzelerindeki her tabloya bir çip takılarak tablonun kendisini takip edileceğini, temizlik için yerlerinden oynatılmaları halinde bile tablonun yeri hakkında bilgi alacaklarını bildirdi. Devlet Müzesi'nde 43 tablonun sahte olduğunun ortaya çıktığını kaydeden Bakan Çelik'in, "Resim Heykel Müzesi'nde kaybolan bütün eserler halkın malıdır, hepsini geri istiyoruz." dedi. Yine var. Evet. Evet, onların hepsini indir. Evet arkadaşlar, gördünüz mü? Bizim müzelerimizde sahte eser var diyoruz. Biz diyoruz bunu. Sonra araştır, 2009, bak o haberin tarihi 2009. 2009. Sonra Kültür Bakanlığı bana açtığı davada ne diyor biliyor musun? Bizim eserler, bizim müzelerimizden eser kaybolmamış. Aha, kaybolmuş. Çalınmış, sahte. Nerede bunlar? Ben bir halk olarak soruyorum şimdi hesabını. Nerede abicim? Kim çaldı bunları? Kim kaybetti? Oranın temizlikçisi mi çaldı? Siz kimi kandırıyorsunuz ya? Kiminle oynuyorsunuz siz? Birileri hamuduyla götürüyor, ihaleyi de Uğur Kulacın üzerine mi yıkmaya çalışıyor? Siz onu geçeceksiniz. Onu geçeceksiniz siz. O yemez. Hiç kimse Uğur Kulacın üzerine ihale edemeyecek bu işi. Altında kalacaksınız. Kim olursanız olun. İster Kültür Bakanlığı'nda görevli memur olun, isterseniz devletin memuru olun, hiç fark etmez. Ben halkım. Halk olarak ben bu hesabı sorarım. Nasıl ki siz bize hesap soruyorsunuz, biz de hesap sorarız. Ben oy veren, vergi ödeyen bir vatandaşım. Ben müzelerimdeki eserlerin nasıl çalındığını, hesabını sormaya da yetkiliyim. Siz definecileri yakalayacaksınız, elinden eserleri alacaksınız, adamı siktir edeceksiniz, hapse atacaksınız, müzeye gelen eserleri de çalacaksınız, başkasına satacaksınız. Sonra defineciler tarih eser kaçıkçısı. Ha siktirin lan oradan. Böyle bir şey var mı?
Siz uyuyun biraz daha. Uyumaya devam edin. Bir gün bu kazık size de girecek arkadaşlar. Hiç canınızı sıkmayın. Bir gün bu kazık size de girecek. Ve çok kötü canınızı azıtacak. Ve o gün ben şezlongumda limonata içeceğim. Bunu da söyleyeyim size. Mardin Müze Müdürü. Son 6 padişaha kadar olan tarihi eserlerin yurt içinde alımı satımı serbest ama yurt dışına çıkarılması yasak. Ha, alamet onu da. Yarın birilerinin gözüne sokacağım onu. Evet arkadaşlar. Burada başçavuşun beygiri osuruyor ya. Siz beni götünüzle dinliyorsunuz. Zaten öbürküleri neyle dinliyor belli değil. Ama siz bir gün beni dinlemediğiniz için pişman olacaksınız. Türkiye'de dedektör satan o dangalak dedektörcülere de sesleniyorum. Beni götüyle dinleyen o dedektörcüler var ya. Yarın cihaz satacak kimseyi bulamayacaksınız. Benim bir korkum yok. Ben pılımı pırtımı, teşkilatımı, adamımı alırım, yurt dışına gider otururum. Orada da cihazımı yapar satarım babalar gibi. Siz babayı satarsınız. Niye biliyor musunuz? Siz çünkü satıcısınız, imalatçı değilsiniz. Ya. Siz bu ülkeye mahkumsunuz. Siz bu ülkenin definecilerine mahkumsunuz. Ama yarın bu yasaklandığında üçün birini satacaksınız. Kendi sosyal medyalarında, Facebook sayfalarında bizim ulaşmamızı engelleyen dallamalar var ya. O dedektörcüler, o Facebook sayfaları yöneticileri. Siz de ananızın hörekesini göreceksiniz. Bakalım defineyle ilgili, definecilikle ilgili ne konuşacaksınız? Hepinizin sayfaları tek tek kapanacak. Zaten hepsi kontrol altında. Siz dinlemeyin beni, biraz daha dinlemeyin. Sıkıntı yok arkadaşlar. Benim için vallahi billahi sıkıntı yok. En azından ben verdiğim sözü tuttum. Ben verdiğim sözü tuttum. Tamam. Vicdanım rahat. Benim vicdanım rahat. Ben vicdanım rahat bir şekilde yaşamaya devam edeceğim. Ben bu ülkeyi seviyorum. Ben bu ülkedeki insanları seviyorum. Ben benimle aynı işi yapan insanları seviyorum. Ben devletimi seviyorum. Ben bayrağımı seviyorum. Ben bu toprağın altındakini de üstündekini de istiyorum. Ama eğer şartlar beni zorlarsa, aptal değilim, salak değilim, başımı derde sokacak hiçbir şey yapmam. Benim çoluk çocuğum var. Anladınız mı? Ben bu millete, bu devlete, bu bayrağa hizmet etmeye çalışıyorum. Bir katkıda bulunma telaşındayım. Definecileri organize ettiğimiz sürece bu ülke menfaatine çalışabileceklerini söylüyorum. Dinlemiyor musunuz? Dinlemiyorlar mı? Umurumda değil. Hiç kimse kusura bakmasın. Ben çoluğumu, çocuğumu alır giderim. Arkadaşlar. Vallahi de giderim, billahi de giderim. Dostlarımı, kardeşlerimi alır giderim. Hiç dönüp arkama bile bakmam. Niye? Çünkü vefasızsınız derim. Birkaç gündür hainlikle ilgili yazılar atıyorum. Farkındasınız değil mi? Farkındasınız. Dost bildiğimiz insanlardan biz hainlikler gördük. Kardeş dediğimiz, sırtımızı dayadığımız, sırlarımızı paylaştığımız insanlar bizi sattılar. Ne kadar acı değil mi? Ve bu adamlar bu ülkeyi sevdiğini iddia eden insanlar. Müslüman olduğunu iddia eden insanlar bir de. Ne kadar acı değil mi? Verdiği sözü tutamayan, yemininde, bakın yemininde duramayan insanların haysiyetsiz, şerefsiz olduklarını söyledim ben. Ve hala da söylüyorum. Ben onlar için üzülüyorum. Yazık. İki kuruş için, bakın, para için şerefini, haysiyetini, onurunu satan insanlara yazıklar olsun. Onlardan bir bok olmaz. Onlar haindir. Ve hainlikleriyle, pislikleriyle gark olup gidecekler. Ve hiç kimse onları hatırlamayacak. Çocukları bile yüzlerine tükürecek. Ben ne dedim? Verdiği sözde duramayanın namusu olmaz.
Olmaz arkadaşlar. Yemininde duramayanların, kardeşliğinin arkasında duramayanların namusu olmaz. Siz dikkat edin. Eğer bir söz vermiş iseniz ölene kadar sözünüzde duracaksınız. Bakın ben bir iddiada bulundum. Ben çıktım konuştum, açılan davalara gidiyorum. Ve attım videoları. 10 yıl, 12 yıl önce söylediklerimi bugün hala daha söylüyorum. Bir adım geri atmamışım. Ama öyle insanlar var ki maalesef adamız diye, erkeğiz diye ortada dolaşıyorlar. Ben onlara köpek bile diyemiyorum. Köpeğin bile bir şerefi, onuru var. Haysiyeti var. O bir hayvan, o hayvanın bile bir onuru, şerefi, haysiyeti var. Ama ne yazık ki o adamda o hayvan kadar bile şeref, haysiyet yok. Ne oldu size ya? Neyinizi kaybettiniz ya? Ecdadınızdan, atalarınızdan hiçbir şey size geçmedi mi? Bu kadar mı onursuz, haysiyetsiz, şerefsiz oldunuz? Yazıktır, yapmayın. Öleceksiniz. Yazıktır, yapmayın. Çocuklarınız var. Yarın aynaya bakacaksınız, bu çocukların yüzüne bakacaksınız. Yapmayın. Vicdanınız sizi rahat bırakmaz. Bu kadar çabuk satmayın şerefinizi, onurunuzu. Para için değmez. Benden bu kadar söylemesi arkadaşlar. Benim daha söyleyecek bir sözüm yok. Yakında zaten olanı biteni herkes görecek. Temaşa edeceksiniz inşallah, seyredeceksiniz. Biz sözümüzde durmaya devam edeceğiz. Biz davamızda durmaya devam edeceğiz. Biz elimizden geldiğince gayrete devam edeceğiz. Ama tekrar söylüyorum. Ben aptal bir adam değil. Haberiniz olsun. Evet Ahmet. Var mı sorular? 15 dakikamız var. Varsa sorular, bir sorulara bakalım. Çok yazamam. Evet arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Bilmeden kırdım, incittim isem sizi. Hakkınızı helal edin. Benim sözüm bunu hak eden insanlaradır. Lütfen bunu hak etmeyenler üzerlerine almasınlar. Hayatta iki tip insan var demiş kardeşimiz. Kazananlar ve kaybedenler. Ya hayatını ortaya koyup kazanacaksın, ya da başkalarının kazandıklarını yutkuna yutkuna izleyeceksin. Hocam sana destek olmayanlar bunu yaşayacaklar demiş. Eyvallah kardeşim. Evet. Ne yapmamız lazım demiş kardeşimiz. Arkadaşlar derneğe üye olun. Başka bir şey istemiyorum size, sizden. Başka inanın bir şey istemiyorum. Ne para ne pul istemiyorum. Derneğe üye olan fişleniyor deyip korkutuyorlarmış. Arkadaşlar, Facebook gruplarına ve sayfalarına üyesiniz. Zaten orada fişlenmişsiniz. Derneğe üye olduğunuz zaman kim fişleyecek sizi? Hiç kimse derneğe üye olanların bilgisini istemiyor ki. Evet. Yeni cihazlarımızın çıkışını soruyorlar. Ne zaman? Aslında cihazlarımız çıktı arkadaşlar. Şu anda sosyal medya için tanıtım çalışmaları yapılıyor. Birkaç eksikleri kaldı. Kolisiydi, işte çantasıydı falan filan. Onlar bitiriliyor. Yakında, çok kısa bir süre sonra inşallah cihazları göreceksiniz. Ve gerçekten güzel cihazlar göreceksiniz. Bunlar artık geçmişin taklidi veya değişik versiyonları değil. Yeni cihazlar. Gerçekten dedektörler bunlar inşallah. Bunların tanıtımını yapacağız. Göreceksiniz zaten inşallah sizler de. Başka soru yok değil mi Ahmet? Çok alamadın yazamadım zaten. Çok yazamamış, tamam. Ahmet bugün yoruldu biraz. Mesela Ahmet kardeşimiz. Ahmet onların hepsini al ha. Hatta bu akşamdan şeye gönder. Tamam, hepsini paketle gönder, o da bilsin. Evet arkadaşlar. Benim adım Uğur Kulaç. Ne diyeyim kendimle ilgili? Ben defineciyim. Defineci olduğumu hep söylüyorum zaten. Ama ne yazık ki bize çamur gözüyle bakıyorlar. Anladınız mı arkadaşlar? Bize pislik gözüyle bakıyorlar. Pisliyiz biz onların gözünde.
Vatan hainiyiz. Tarihsel kaçakçısıyız. Kültür varlıklarını yağmalayan insanlarız. Ama maalesef bir yere kadar haklılar adamlar. Bu kanıyı, bu tarifi bir türlü yok edemedik. Birçok defineci var. Maalesef bunları yapıyorlar. Ve bu yüzden hepimiz suçlanıyoruz. İşte biz bunun halledilmesiyle alakalı çalışmak istedik ama maalesef engellendik. Ne yazık ki. Siz de destek vermediniz. İş rampaya sardı. Ha, işaret çözecektik. Bak Ahmet, unuttuk. Şu işaret konusunu halledelim. Ahmet, al şu telefonu. Bu arkadaş bizi mi bekliyor? Kim o? Söyle ona, beklesin de. Görünüyor muyum Ahmet? Arkadaşlar, şöyle bir tane işaretin çözümüyle ilgili. Bugün çok keyfim yok. Tek bir işaret göstereceğim size. Onun çözümüyle alakalı bilgi vereceğim. İnşallah diğer canlı yayınlarımızda devam edeceğiz işaretlerle ilgili. Aslında ben mezarlarla ilgili, mezar sistemleriyle ilgili bilgi verecektim ama onunla ilgili de başımı sıkıntıya sokacaklar, biliyorum. Çünkü Timurluslarla ilgili bir şeyler anlattık. Adamlar bizi dava ettiler. Al başına. Ben size bir işaret çizeyim. Onunla ilgili bir bilgi vereyim. Bakın, biz buna çarpı diyoruz. Bu normalde arazide bu şekildeyse, taşın üzerinde, buna çarpı dersiniz. Ama bir çerçeve içine alınmışsa, dur abi, şuraya çizeyim. Önce çerçevesini çizelim. Bu çarpı bir çerçeve içine alınmışsa arkadaşlar, biz buna zarf diyoruz. Defineciler zarf der. Bu tek başına bir işaret gibi görünse de aslında tek değildir. Bu üç tanedir. Bundan üç tane olacak. Bakın. Bir tane burada, bir tane burada, bir tane de burada. Bu üçü üçgen şeklinde, yani üçgen teşkil ederler. Şu zarfı buldunuz. Biraz geriden çek Ahmet. Şu zarfı buldunuz taşın üzerinde. Bunun diğer iki tanesini bulun. Bu zarf şu taşın üzerindeyse ya şu aşağıda ya da şu yukarıda üçgen şeklindedir. Ya da şurada. Yani bunun etrafında, şu bulduğunuz ilk üçgenin etrafında arayın diğer iki tanesini. Mesafe olarak da aşağı yukarı 70 veya 71 adım mesafededir diğeri. Ve neredeyse hepsi aynı ölçüdedir. Bu üçünü bulduktan sonra bu üçgenin tam orta merkezini bulun arkadaşlar. Tam orta merkezini bulun. Orta merkezini 50 santim açtığınızda dikkat edin, bu ruhsatlı kazıya girer. Uyarıyorum sizi. Tamam. Buraya ruhsat alın. Ruhsatlı kazıda burayı 50 santim açtığınız zaman aşağıda bir taş çıkacak. Taşı kuş bakışı çiziyorum size. Aşağı yukarı 50 santime 50 santim bir taş çıkacak. Bu taşın üzerinde şöyle bir işaret olacak. Bu işaret bir istavroz, yani bir haç. Ama haçın bir tarafı uzun olacak. Taşın diğer tarafına değecek. Şu taşın yan tarafına, bakın yan tarafına dikkat edin. Bu işaret, şu çizgi yan tarafından aşağı. Yani şu taş olarak düşünün. Bu haç şuradaydı. Bu çizgi buradan aşağı doğru iner. Buradan aşağı doğru iner. Tamam. Bunu da şurada, şu kazdığınız yerde, geri git Ahmet. Şu kazdığınız yerde bulacaksınız bu taşı. Biraz daha geri git, beni de alsın. Tamam. Ses gider gider. Bitmiyor mu? Tamam. Yazıyorlar. Tamam. Gelmiyor diye mi söylüyorlar? Ha, tamam. Mikrofonu bir tarafta kaldı. Şu taşı buldunuz. Üzerindeki haçı buldunuz. Haçın bir tarafından bu çizgi gelir, taşın altına doğru iner. Hangi yöne gidiyorsa, şu aşağı doğru uzayan kısım, şu kısım, bu tarafa mı, bu tarafa mı, bu tarafa mı, bu tarafa mı, hangi yöne doğru gidiyorsa, diyelim ki
Haç buradan çıktı. Şu taş. Şu uzayan kısımda bu tarafa doğru gidiyor. Bakın buradan şuradan itibaren 71 adım adımlayın. Çalışma yapacağınız yer burası. Ne aranıyorsa buradan çıkacaktır. Evet arkadaşlar. Bu bizim zarf dediğimiz işaret. Kısaca çözümü bu. Peki bu tekse, bu bir taneyse, bu bir taneyse, bu bir kalenin üzerindedir, bir kalenin içindedir, üzerindedir. Ya da bir yaşam alanındadır bu tek başınaysa, bu mezar demektir. Tek başınaysa bir mezar demektir. Anladınız mı arkadaşlar? Tek başınaysa, etrafında diğer iki tanesi yoksa. Bak şimdi. Evet Ahmet, sen arkadaşla konuş, ben canlı yayını bitireyim. Evet arkadaşlar, bugün bir tane işaretimiz vardı. Dedim ya, bugün pek keyfimiz yok. Kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. Sizleri seviyoruz. Bugün çok uzatmayacağım canlı yayınımızı, bitireceğim. Varsa bir derdiniz, sıkıntınız, bize ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımızı biliyorsunuz. 0216 310 95 77. İnternet sitelerimiz var. ugurelektronik.com. Uğur Kulaş diye bir YouTube kanalımız var. Orada biliyorsunuz birçok videomuz var. Onları da seyredebilirsiniz. defineisaret.com diye sitemiz var. Oradan da bize ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, canlı yayınımızı bitiriyoruz. Hakkınızı helal edin. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sizleri seviyoruz. Uğur Elektronik'tesiniz. Görüşmek dileğiyle.